2019 yerel belediye seçiminde Savcı Sayan'ın Ağrı'da kazanması çok güzel oldu. Ağrı ilimiz için hayırlı olsun. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Çok teşekkür ediyorum. Bir esnaf olarak siz bundan sonraki süreçte Savcı Bey'den ne bekliyorsunuz? Neler yapması gerekiyor? Nasıl hareket etmesi lazım? Valla Savcı Bey'in kazanması hem Ağrı'da hem sevinçle karşılandı. Savcı Bey'in geçmişte söyledikleri benim Ağrı'ya çok güzel hizmetlerim olacağını söyledi. Umarım verdiği sözlerine de yerine getireceğine emin olabilirim. 31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı'da görüldüğü, yani hepimizin de gördüğü gibi çok ciddi bir çalışma yürütüldü. Halkın Savcı Sayan'a olan desteği ve Savcı Sayan'a olan inancıyla birlikte seçim kampanyası çok iyi bir şekilde yürüdü. Ülkedeki var olan mevcut siyasi konjonktüre de uygun bir şekilde Ağrı gereken karşılığı verdi. Halkın teveccühüyle Savcı Sayan belediye başkanı oldu. Söz vermiş olduğu projelerine insanlar inandığı için onun da projelerine çok daha hassas bir şekilde yaklaşıp bu projelerin hepsini gerçekleştireceğine inancımız tam. Bu konuda bizler de halk olarak destek vereceğiz. Vermemiz de gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Ağrı hepimizin yaşam merkezi. Burayı cazibe merkezi haline getirebilecek bir vali çalıştı. O valinin çalışmalarının ötesinde Savcı Sayan'ın da çalışmaları destekli bir şekilde ilerleteceğine inanıyoruz. Bir Ağrılı olarak ve bir genç vatandaşı olarak seçimlerde bütün partilerin değil de sadece iki partinin yarıştığı, daha önceki seçimlerde HDP olarak kazanılan belediyenin AK Parti tarafından geri alınması Ağrı için iyi oldu. Neden iyi oldu? Çünkü iktidar bir partinin bir şehri kazanması, bir şehrin kalkınması ve ekonomisi açısından gerçekten çok iyi yerlere geleceğine işarettir. Sebep olarak yapılacak yatırımlar, verilen vaatler, bunların gerçekleşmesi durumu daha kolay olur. Bir iktidar partinin kazanması. Onun haricinde yani Savcı Sayan'ın güçlü bir rakip olduğu, burada güçlü bir vaatlerde bulunduğu ve bütün bakanlıkların, Cumhurbaşkanı'nın 18 mahalle için 18 ayrı belediyenin kardeş belediye olması, sosyal medyada sözde gazeteci, CNN Türk'ten kovulan sözde gazeteci Mirgün Cavas'ın yaptığı şey çok hadsiz bir iletişim oldu. Sonuç olarak Ağrı'yı gelip görmemiş, yaşamamış, Ağrı'da bulunmamış bir vatandaşın Ağrı'yı sadece gördükleriyle, duyduklarıyla yargılaması hiç adil bir şey değil. Kendisi istese de burada yaşayamaz. Sonuç olarak yani Ağrı şerefli, asil insanların bulunduğu bir memlekettir. Burada olması çok da bir şey değiştirmez yani.